Hepinize yeni bir videodan merhaba. Daha önce kanalımızda incelemesini yaptığımız Baykar'ın son ürünlerinden Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu gemisine ilk iniş ve kalkışını başarıyla yaptı. Ve böylece dünya havacılık tarihinde de bir ilke imza atmış oldu. Bayraktar TB3'ün testleri aylardır devam ediyor ve bu yıl bitmeden Baykar'ın TCG Anadolu'ya da iniş kalkış yapmak istediğini daha önce de belirtmiştik. Aylardır süren rampa testlerini Bayraktar TB3, PT1 ve PT2 başarıyla tamamladı. Bu testleri başarıyla tamamladıktan sonra geçtiğimiz günlerde Edirne'nin Keşan ilçesinden Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'na uçarak intikal etti. Burada sürdürülen çalışmalarda Bayraktar TB3, PT1, TCG Anadolu'ya gece ve gündüz yaklaşarak yaklaşma testlerini sorunsuz geçti. Açık denizden gemi üzerindeki testlerini tamamlayan Bayraktar TB3, PT2 ise 19 Kasım'da TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalandı. Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında 46 dakikalık test uçuşunu gerçekleştiren TB3, ardından aynı kısa pistte hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaptı. Ve böylece biz havacılık ve savunma sanayi meraklılarının da uzun zamandır beklediği TCG Anadolu'ya iniş de başarıyla gerçekleşmiş oldu. Bayraktar TB3 SİHA, TEİ tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanıyor. Ve bu motorla 25 Haziran'da Keşan'da 36.310 feet irtifaya kadar çıkmıştı. Bugüne kadar toplamda 700 saatin üzerinde havada kaldı. 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde ise yere inmeden 32 saat havada kaldı ve havada 5.700 km yol kat etti. Ayrıca motoru TEİ tarafından geliştirilen Bayraktar TB3, kamerada da yine yerli bir ürün, Aselsan'ın kamerasını kullanıyor. TB3'ün bundan sonraki testlerini de merakla bekliyoruz ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bu güzel haberi sizlere aktarmak için hemen hızlıca bu videoyu çektik. Yorumlarınızı mutlaka videonun altına bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın, havacılıkla kalın.